De gerçekleşen bir başka saldırı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu çirkin bir saldırıya uğradı. Halk TV'de saat 12 kuşağında İpek Özbey'in sorularını yanıtladı Burak Avuncu. Ardından dışarı çıktı Halk TV'nin önüne. Daha önce Levent Gültekin'in de, değerli Halk TV programcısı Levent Gültekin'in de saldırıya uğradığı nokta. Burayı biliyorsunuz, güvenlik önlemlerinin daha yoğun olduğu bir yer. Çarşı olması hasebiyle, sadece Halk TV binasının olması nedeniyle değil. Burak Avuncu çıkıyor ve ekibinde bulunan bir isimle konuşmaya başlıyor. Diğer ekip arkadaşlarının dosyaları, belgeleri aracının bagajına koyduğunu görüyoruz. Şimdi sağ alttan o saldırgan gelecek. Bir anda yumruk atacak ve saniyeler içinde kaçacak. Bakın. Yumruğu attıktan sonra hemen kaçıyor. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru kaçıyor ve yakalanamıyor. Şu ana dek yakalandığına ilişkin bir bilgi yok. Birazdan İyi Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Kavuncu tekrar stüdyomuzda olacak. Şiddet sarmalındaki Türkiye'de ne yazık ki belirli aralıklarla gerçekleşen çirkin saldırılardan sadece biri daha yine Bakırköy'de Halk TV program çıkışında karşımıza geldi. Daha önce Marmaris'te gerçekleşen provokasyon girişimini, saldırı girişimini biliyoruz. Sonrasında burada Levent Gültekin'e saldırı gerçekleştirildiğini biliyoruz. Ve şimdi Sayın Kavuncu İyi Parti İstanbul İl Başkanı olarak televizyon ekranlarında ülke gerçeklerini konuştu. Ülke gerçeklerine ilişkin İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Sonrasında çıktığında bir sohbet esnasında aniden yaklaşan bir saldırgan tarafından işte bu şekilde çirkin saldırıya uğradı. Ardından saldırgan kaçtı ve şimdi Sayın Kavuncu stüdyo konuğumuz tekrardan. Sayın Kavuncu tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ani bir saldırı ve aniden kaçarak uzaklaşan bir saldırgan. Son dönemde gördüğümüz o kopya saldırganları aslında ne kadar benzer karakterde olduğunu da görüyoruz sanki. Neler yaşadınız diye soracağım, gördüm ama ne söylemek istersiniz diye sorayım. Vallahi buradaydık, yayındaydık. Ya öncelikle şunu söyleyeyim, tabii çok arayan oluyor. İyiyim Allah'a şükür. Hani bir sıkıntı yok, herhangi bir problem de yok. İpek Hanım'la yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Orada gündeme dair değerlendirmelerimizi yaptık. Sonra programın akabinde çıktık. Ülkü Başkanımız, Bakırköy İlçe Başkanımız. Ülkü Başkanım'la kapının önünde bir mevzu hakkında konuşurken, ben anlamadım tabii, hiç fark etmedim de, çok alçakça, çok namertçe, çok korkakça, öyle normal yürüyormuş gibi süsü verip görmeyeceğim bir şekilde alçakça bir saldırı yapıldı. Yakınınıza gelene kadar herhangi bir garip hareketi de bulunmuyor ki, aniden yapıp kaçmak için galiba. Kameralardan gördüm. Ondan sonra tabii kaçtı. Arkadaşlar da yakalamak için bir çaba gösterdiler ama ulaşamadılar. Emniyetin elinde şu anda görüntüler, failleri inşallah bulunacak. Tabii yani bu olayı münferit bir hadise olarak değerlendirmeden çok bütün olan bitene bakmak lazım. Bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Ben size ne düşündürdü bu saldırı? Ya şunu düşündürdü. Ben mizaç gereği biraz naif bir insanım. Hani bunu benim söylemem çok doğru olmaz ama zaman zaman bazen çok sertleşildiği noktalarda hep sükuneti, itidali tavsiye eden bir yapım var. Bunu da inanarak yapıyorum. Hatta zaman zaman arkadaşlar beni eleştirmiştir. İşte siyasette kalabalıklar önemlidir diye. Ben de Türkiye'nin o profillerden bıktığını, işte böyle 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi bir yere giderken bir büyük kitleyle gitmenin çok hoş görüntülere yol açmadığını, onun için halkla, vatandaşla iç içe olunması gerektiğini hep savundum. Öyle de olmaya devam edeceğim. Burada tabii bu tür hadiselerin olabilme ihtimalini öngörmesi gerekenler var. Bizim biliyorsunuz korumalarımız vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Bir sıkıntı görüldüğü için bu korumalar verilmişti. Sonra da açıklanmayan bir gerekçe ve sebeple bu korumalar alındı. Ne zaman oldu bunlar Sayın Kavuncu? Bunlar hemen yerel seçimlerden sonra, korumaların bizden alınması yerel seçimlerin akabinde. Biz de tabii korumadan çok, İstanbul'un trafiği çok yoğun. Hani ben sivil hayatta da bu geçiş üstünlüğüne sahip kişiler hep böyle kendi içimden ya bu kadar da olur mu diye çok söylenmişimdir. Onun için de mümkün olduğu kadar o hakkı kullanmadım ama yetişemiyorsunuz. Yani tabii. İstanbul gibi bir ilde bazen hızlı hareket etmek için
zaman zaman o hakkı kullanmanız gerekiyor. Çok nadir olsa da kullandım ve o biraz meşakkatli oluyordu. Koruma değil ama onun devam ettirilmesi yönünde bir talebimiz oldu. O da reddedildi. Tabii zaman zaman tehditler oldu. Biliyorsunuz tabii. Siyasette iftira, alçakça iftiralar da oluyor. Bunlardan etkilenenler oluyor. Dolayısıyla bu olayı münferit hadise olarak görmemek bir, bu konuda tedbir alması gereken ilgili yetkililerin bu konuyla ilgili sorumluluğu hissetmesi. İki, alçakça, adice, kendi siyasetleri uğruna, kendi menfaatleri uğruna iftira mekanizmasını çalıştıranların duymayacaklardır. Ama onlarla da hem hukuk önünde hem öteki tarafta hesaplaşacağız. O ayrı. Üçüncüsü de bunlar daha iyi günleriniz lafının bir cumhurbaşkanı tarafından söylendiğinde bunun nelere yol açacağını düşünmesi, bilmesi ve bunun şuurunda, idrakinde olması lazım herkes. Bu ülke hepimiz. Ben Türkiye'de hep bunu söyledim. Hiçbir siyasi partinin bu ülkeye zarar vermek için kurulduğunu düşünmedim. Siyasi partiler şeffaftır, takdir edilecek yapılardır. Çünkü bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bu ülkeyle ilgili bir sevdanız olduğunu ve bunu meşru zeminde yapacağınızı, birilerinin zamanında yaptığı gibi yer altında değil, resmi ortamda, demokratik çerçevede yapma iddiasıdır bu. Ve bu sorumluluğu taşıyanlar maalesef kullandıkları dille bu iklime bugün, yarın yaratıyorlar. Dolayısıyla münferit hadise olarak değil, bütün bu çerçevede değerlendirmek lazım. Ama biz gene mücadelemize daha hırslı, daha cesaretli, çok daha şuurlu ve çok daha hukuk çerçevesinde cesaretimiz, mertliğimiz, ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olmamıza rağmen olabildiğince medeni bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz. Bunlar bizi aynı tavır içerisine de sokmaz. Bunlar bizi aynı yöntemlere de başvuracak noktaya getirmez. Bizler fikri hür, vicdanı hür bir şekilde ülke sevdası için yolumuza devam edeceğiz. Ben iyiyim. Allah'a şükür hiçbir şey yok. Emniyet görevlileri geldiler. Emniyet onlarla görevlileri konuşmanızı geldi. Kısa bir not olarak yayınladık ama biz de sizin ağzınızdan duyalım. Ya, neler soruldu? Ya onlar üstlerine düşen görevi yerine getirmenin telaşıyla işte ne olduğunu sordular. Zaten etraftaki dükkanlardan, kamera kayıtlarından görülmüş. O görüntüleri aldılar. Ben inanın yani ilçe başkanımızla konuştum. Meseleye odaklanmıştım hiç. Görmedim, fark etmedim. Ne diyeyim, alçaklık, namertlik, ahlaksızlık. Ama inanın sabah buraya gelirken ki aşkım şevkim neyse şimdi ona katlanmış durumda. Bu arada sizi merak edenler hakikaten Halk TV'ye telefon yağmuru, mesaj yağmuru sağ gönderiyorlar. Olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da bir sosyal medya mesajı geldi. Görebilirsek onu da. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Avuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorunlar bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır şeklinde bir mesaj paylaşılmış. Sayın Kavuncu iyi olduğunu ifade etti. Bir kez daha geçmiş olsun olun, Sayın Kavuncu. Son olarak soran vatandaşlar, onlara ne söylemek istersiniz? Üzülüyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Ama bunlar bizi yıldırmaz. Doğru bildiğimiz yolda sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben ilgi alakanıza çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Merak edecek hiçbir şey yok. Şimdi bir programımız var. Birazdan Büyükçekmece. Onun akabinde de Silivri'de vatandaşlarımızla, halkımızla programımız var. Onlarla buluşacağız. Çalışmamıza aynen kaldığı yerden devam edeceğiz. Peki. Sayın Kavuncu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim devam ediyoruz. Devam ederken vurgulamak lazım. Yakışmıyor Türkiye Cumhuriyeti'ne şiddet sarmalında olduğumuzu ifade etmek. Ağzımıza oturmayan bu cümleleri tekrar tekrar kurmak bile yakışmıyor. İstemiyoruz bu cümleleri kurmak. Şiddet sarmalında olmak istemiyoruz. Ülkemize yakıştırmıyoruz. Ülke insanına yakıştırmıyoruz. Ama Sayın Kavuncu ne dedi? Bu tip saldırılar bizleri doğru bildiğimiz yoldan ayrılmamıza müsaade etmeyecek. Hiçbir şekilde ne biliyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Böyle korkakça, ahlaksızca saldırılara ilişkin bizleri korkutmaz, bizleri yolumuzdan çıkarmaz dedi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu net mesajını bir kez daha ortaya koydu. CHP İstanbul İl Başkanı bu Canan Kaftancıoğlu'ndan da bir mesaj var. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız. Sevgili başkanım, geçmiş değil, gelecek olsun. Devam ediyoruz efendim. Vatandaşlarımızdan çok fazla sayıda mesaj geldiğini söyleyelim. Çok fazla sayıda mesaj var. Onu söyleyelim. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan gelen mesaj. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesaj. Buğra Kavuncu'ya saldıranları bir kez daha ekranlara getirelim. İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Buğra Kavuncu. Görelim tam ekran değerli arkadaşlar. Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı. Güvenlik kamerası görüntüsü şu ana kadar sadece bir açıdan elde edildi. Diğer açılardan da geldiği takdirde ekranlara getireceğiz. Bakırköy İlçe Başkanı ile konuşuyor Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı ve diğer ekip kurmayları. Araca işte programda kullanılan belgeler, dosyalar, araştırmalar, onları yüklüyorlar, bagaja koyuyorlar. Sağ alttan bir anda saldırgan geliyor. Normal yürüyüş temposunda geliyor. İlk başta görüntüsü o. Yaklaşınca ani bir yumruk atıyor. Bakın. Yumruğu attı ve bir anda kaçmaya başladı. Bir anda kaçmaya devam etti saldırgan. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru ilerledi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı geçtikten sonra bir cami duvarına atladı. Ardından da kayıplara karıştığı ifade ediliyor. Süratli bir şekilde koştuğu, 1.80 boylarında olduğu, kısa kollu bir tişört giydiği görülüyor. Verdiği ifadede de İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu bu yönde beyanlar ortaya koydu. Emniyet görevlileriyle Buğra Kavuncu'nun konuşmasını bir dinleyelim. İlk aşamada neler anlattı Sayın Kavuncu? Programımıza çıkmadan hemen önce neler söyledi? Bir de onu ekranlara getirelim. Aynı anda giriyoruz. Zaten eşkali neydi? Gri tişörtlü. Tamam. Pantolonun boyla. Kısa geçmiş olsun diye Buğra Bey. Bir dakika. Amerikan tıraşlı. Aynen. Tamam. Kısa kollu gri tişörtlü. Kısa kollu gri tişörtlü. Evet. Arkadan gelip vurdu. Ahlaksız ve şerefsiz olduğu için bunlar. Evet. Bir yüze göz göze gelmek gibi bir mertlikleri de olmadığı için. Evet. Arkadan vurdu. Dolayısıyla ben görmedim. Arkadaşlarımın tarifi. Tamam. Ve kaçtı. Yani kaçarken de biz 20 kişi falan da değiliz. Öyle işte 3 kişiyiz. Birisi ilçe başkanımız, bir kadın, bir ben. Konuşurken yüz yüze gelemeyecek kadar da ahlaksız, böldek ve namerttir bunlar. Vurdu ve gitti. Yani dolayısıyla ben gördüm, arkadaşlarım gördü. Şimdi buranın kamera açısına baktım ben. Onu çekmeyecektir. Onun biraz altında ama yan tarafta bir giyimci var. Tamam. Buranın kamerasında eşkal belirlenebilir. Tamam, çalışmasını yapacağım. Eşkal bildirin. Evet. Emniyet görevlilerine Sayın Kavuncu bunları söyledi. Ardından dakikalar önce izlediğiniz haber masasında konuğumuz olduğu an be an ne düşünüyorsa anlattı. Az önce geçmiş olsun mesajını geçmiş değil gelecek olsun vurgusuyla paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu telefon attığımızda. Sayın Kaftancıoğlu merhabalar. Bir saldırı, bir şiddet sarmalı olarak vatandaşlardan yoğun tepkinin gösterildiği haliyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldı Buğra Kavuncu Halk TV'deki program çıkışında. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şunu ifade etmek lazım ki fikirlere, düşüncelere, işe karşı fikirle değil cevap verecek cümleleri olmayanların kullandığı en acizane yöntemi gerçekleştirdiler. Yine Buğra Başkanımıza da. Ve hakikaten ne kadar korktuklarının bir göstergesi olduğunu bir kez daha hissetmiş oldum. O nedenle Buğra Başkanımıza geçmiş değil gelecek olsun dedim. Ve şunu ifade etmek lazım ayrıca. Bu saldırılar, daha öncesinde yapılan saldırılarda da saldıran korkaklar değil ama bu saldırıları örgütleyen ya da saldırılmasına vesile olan anlayışla bizim anlayışın karşısında durmak ve hep birlikte o hesabı çalışarak sormamız lazım. Biraz önce Buğra Başkanımız, izledim yayınızda, Buğra Başkanımız şu anda sahada vatandaşla çalışmaya gidiyor. Ben keza şu anda yoldan size bağlanıyorum. Biz vatandaşa, halka bu saldırıları meşrulaştırmaya çalışan ve bu saldırılar üzerinden var olmaya çalışan zihniyeti vatandaşı anlattığımızda vatandaş da aynen bizim gibi düşünmekte ve duyguyu ortaklaştırmakta. O yüzden korkaklar korkaklıklarını yapmaya devam etsinler.
saldırılarla değil bizi yıldırmak, biraz önce başkanımızın ifade ettiği gibi çalışma azmimizden ziyade sorumluluğumuzu kaç kat daha artmasına vesile oluyorlar diyebilirim. Sayın Kaftancıoğlu, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Saldırı görüntülerine ilişkin emniyet görevlilerinden de yeni bilgiler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Son mesajlar CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Şimdi efendim, saldırıya ilişkin görüntüler bir kez daha üzerinden geçelim. Program çıkışı İpek Özbey'in programının hemen ardından saat 12'de konuk oldu Burak Avuncu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı olarak ülke gerçekleri konuşuldu, ekonomi konuşuldu, seçmenlerin düşünceleri, öncelikleri konuşuldu, Afgan göçü ihtimali konuşuldu, Taliban konuşuldu, gerçekler konuşuldu. Sonrasında Bakırköy İlçe Başkanı ile çarşının ortasında vatandaşların içerisinde Burak Avuncu bir sohbet ediyor. Programla ilgili değerlendirmeler, kurmaylar hemen arkasında, etrafında bir koruma ordusu yok. Doğal olarak bunu neden yaptığını da önemli vurguladı Burak Avuncu. Bakın, saldırgan geliyor, normal yürüdüğü izlenimini veriyor. Tam yanına yaklaşınca bir anda yumruk atıyor ve fırlayıp kaçıyor. Bir anda kaçıyor. Bu çirkin saldırı sonrasında Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru ilerliyor. Bakırköy'de gerçekleşen bu Levent Gültekin'e yönelik saldırının ardından gerçekleşen ikinci çok işlek bir nokta olduğunu da önemli vurgulamak lazım. İmtina etmek lazım. Burak Avuncu az önce Halk TV haber masasında anlattı. Bizler koruma ordularıyla değil, vatandaşın içerisinde vatandaşın dertlerini aktarmak üzere siyasetçiler olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Naif bir insanım. Mertliğimi şiddetle göstermem. Bu konuyu önemli vurgularım. Böylesi bir saldırıda beni doğru bildiklerimden şaşırtamaz. Doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz dedi. Ama şuna da atıfta bulunmak istiyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklama, bunlar daha iyi günleriniz, daha neler göreceksiniz neler. Biliyorsunuz ki Burak Avuncu'nun genel başkanı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e birkaç ayrı noktada gerçekleşen provokasyon girişimleri, saldırı girişimlerine şahit oldu bu ülke. Ve şimdi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'ya dönük bir saldırı. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir geçmiş olsun mesajı var. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Burak Avuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum açıklamasını yaptı Mansur Yavaş. Birbiri ardına gelmeye devam ediyor mesajlar efendim. Birçok siyasi partiden geçmiş olsun mesajlarının gelmeye devam ettiğini de belirtelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'ten kimse unutmasın, alçakça saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez şeklinde bir geçmiş olsun mesajı var. Geçmiş olsun mesajları Halk TV'ye gönderilen mesajlar var. Halk TV telefon hatlarına gelen çok sayıda geçmiş olsun mesajı olduğunu da belirtelim. Gelen mesajların büyük bir bölümünde ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Güvenlik kamerası görüntüleri farklı açılardan, en azından kaçış istikametine ilişkin açılardan da güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin emniyetin çalışmalar yaptığını belirtelim. Ömer Faruk Yazıcı'dan bir sosyal medya mesajı var. İYİ Parti İl Başkanı, tam ekran görelim lütfen değerli reji. Sayın Burak Avuncu'ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ömer Faruk Yazıcı'dan gelen geçmiş olsun mesajı. Siyasete ayar vermek için yapılan tüm girişimlerin karşısındayız. Siyaset kurumuna yapılan bu saldırıların sorumluları utanmalı. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı. Çirkin bir saldırı gerçekleşti. Utanarak bu cümleyi kuruyoruz ama yine ve yine. Devam edelim. Yeni bilgiler geldikçe, emniyet birimlerimizden yeni bir bilgi geldikçe, saldırganın yakalandığını, kimliğine, geçmişine ilişkin bir bilgi gelirse, eğer yakalanırsa ekranlara getireceğiz. Yakalanırsa, ilk bilgiler elimize ulaşırsa onların hepsini ekranlara getireceğiz. Teyit ettikçe elbette efendim döneceğiz. Ülke gerçeklerini konuşmaya devam edelim. Burak Avuncu biz gidiyoruz, ziyaretlerimize devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla doğru bildiğimizden şaşmayacağız diye de ekledi. Bu sıcak gelişmeye ilişkin ayrıntıları vermiş olduk. Bu arada ne yazık ki ülke gerçekleri acı yönde ilerlemeye devam ediyor. Bu haberi duyurmak istemezdik ama sel bölgesinde
Can kaybı 80'e yükseldi efendim. AFAD'dan geldi açıklama. AFAD diyor ki Kastamonu'da 70, Sinop'ta